Merhaba arkadaşlar. Çalışma soruları 4. üniteyle karşınızdayız. 1. soru. Selin bir maddenin bazı temel özelliklerini şekildeki gibi karta yazmıştır. Bu kartta soru işaretiyle gösterilen yere aşağıdaki maddelerden hangisinin resmini yapıştırmalıdır? Sertmiş arkadaşlar. Kırılgan, kokusuz ve pürüzsüz. Elma arkadaşlar yumuşak ve sert değil. Aynı zamanda elmanın güzel de bir kokusu vardır. O yüzden elma değil. Ayna serttir. Evet, kırılgandır. Aynanın kokusu yok ve ayna pürüzsüzdür. Demek ki arkadaşlar cevabımız B. Ayna resmi. Ağaç gövdesi bakın kokusu vardır. Pürüzlüdür. O yüzden ağaç gövdesi de olamaz. En uygun cevap B şıkkı ayna. 2. Temizlikte deterjanları kullanırken alınması gereken güvenlik tedbiri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar deterjan kullanıyorsak eldiven kullanmalıyız. Çünkü deterjanlar derimize zarar verebilir. B. Deterjanı koklamamak demiş. Evet arkadaşlar bu da güvenlik tedbiri. Çünkü deterjanlarda çeşitli kimyasal maddeler var. Bunlar da burnumuza, ciğerlerimize zarar verebilir. Bu da doğru. Deterjanları karıştırarak kullanmak bu çok tehlikeli bir davranıştır arkadaşlar. İnsanları zehirleyebilir, hatta öldürebilir. O yüzden evde kesinlikle bu tür karışımlar yapmıyoruz. Cevabımız C. 3. Can maddeleri sınıflandırıp şekildeki gibi kartlara yazmıştır. Buna göre can maddeleri hangi özelliklerine göre sınıflandırmıştır? Kalem, tebeşir, süt, kolonya, doğalgaz, hava. Bakın buradaki ikisi arkadaşlar katı. Süt ve kolonya sıvı. Doğalgaz ve havada gaz maddeler. Tabii ki bunlar maddenin halleridir. Hallerine göre sınıflandırmış. Cevabımız A. 4. Tabloda bazı maddeler verilmiştir. Bu maddelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Pamuk, sünger, lastik balon, oyun hamuru. Arkadaşlar bunların hepsi de yumuşak maddelerdir. Cevabımız C. Esneklik demiş arkadaşlar. Lastik balonla sünger esnektir ama pamukla oyun hamuru esnek değil. O yüzden olmaz. Kokulu olma demiş. Pamuk ve sünger çok kokulu bir şey değil arkadaşlar. Ama bunların hepsi de yumuşaktır. Cevabımız C. 5. Maddelerin yanlış kullanımı ile ilgili bazı olaylar resimde verilmiştir. Aşağıdaki güvenlik önlemlerinden hangisi resimlerle ilişkili değildir? A. Kesici ve delici alet kullanmamalıyız. Evet bakın burada delici ve kesici bir alet var. Bu doğru. B. Temizlik maddelerinin tadına bakmamalıyız. Evet bakın burada köpüren bir temizlik malzemesi var. Ve arkadaşımız tadıyor ve bunun üstünü çarpı koymuşuz. Demek ki bu da doğru. C. Yanıcı ve yakıcı maddelerle ateşe yaklaşmamalıyız. Buradaki görselde yanıcı ve yakıcı maddelerle ilgili bir resim yok. O yüzden cevabımız C. 6. Sünger ve lastik top esnek maddelere örnektir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi esnek maddelerin özelliğidir? Arkadaşlar esnek madde demek bir maddeye kuvvet uyguladığımda şekli değişiyor. Tekrar kuvveti oradan kaldırdığımda eski haline geri dönüyorsa esnek cisim diyoruz. Örneğin arkadaşlar lastik çekiyoruz sünüyor. Çekmeyi bırakıyoruz tekrar eski haline geri geliyor. A. Sıkıştırılıp bırakıldığında eski şekline döner. Evet bu esnek maddelerin bir özelliğidir. B. Yüzeyleri çok pürüzlüdür. Pürüzlü olmakla esnek olmanın bir alakası yok arkadaşlar. O yüzden bu yanlış. C. Renksiz ve kokusuzdur. Hayır. Renkleri de olabilir. Kokuları da olabilir. O da yanlış. Cevabımız A şıkkı. 7. Maddeler hallerine göre şekildeki gibi sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırılmada yıldız, kare ve üçgen ile gösterilen maddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Katı maddeye arkadaşlar kalem örnek verilebilir. Sıvı maddeye ayran örnek verilebilir. Gaz maddeye de hava örnek verilebilir. Bakın üçü de uygun olan burada B şıkkı. 8. Kahve kokulu limon ekşidir. Portakal suyu turuncu, süt beyaz renklidir. Taş sert, sünger yumuşaktır. Verilen bu bilgilerden maddelerle ilgili hangi sonuç çıkarılabilir? Hepsinin kokusu vardır. Hepsinin kokusu olmasıyla ilgili bir bilgi verilmemiş. Sadece kahvenin bilgisi verilmiş. B.
farklı özelliklere sahip olabilir. Evet, bakın buradaki maddelerin hepsinin birbirinden farklı özellikleri var arkadaşlar. O yüzden cevabımız B. 9. Serttir, esnek değildir. Masadan yere düşerse kırılmaz. Bir cisme ait verilen özelliklere göre bu cisim aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar, cam bardak serttir. Ancak masadan yere düşerse kırılır. O yüzden yanlış. Demir kaşık serttir, esnek değildir ve yere düşerse kırılmaz. O yüzden cevabımız B. Oyun hamuruna bakıyoruz. Sert demiş. Yanlış arkadaşlar. Oyun hamuru sert değil. O yüzden en uygun cevap B şıkkı. 10. Bir okulda fen bilimleri dersinde kullanılacak araç gereç kutularından bazılarının üzerinde şekildeki uyarı vardır. Bu şekilde anlatılmak istenen uyarı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, resimdeki uyarı dikkat edersek eldiven resmi. O yüzden derimizi ve cildimizi korumak için, ellerimizi korumak için eldiven takmalıyız şeklinde bir uyarıdır bu. A. Keskin ve sivri uçlu aletlerle çalışırken dikkatli olunuz. B. Ellerinizi işiniz bittikten sonra mutlaka yıkayınız. C. Bilmediğiniz maddelerle çalışırken eldiven giyiniz. Bakın, eldiven giymek cevabımız C. 11. İçinde su kaynayan bir kaba buz parçaları şekildeki gibi konularak sürekli ısıtılıyor. Bu durumda kullanılan maddenin hangi halleri gözlemlenir? Arkadaşlar, burada öncelikle bakın suyumuz sıvı halde. Sonra buz parçalarımız katı halde. Ve sürekli arkadaşlar bakın ısıtılıyorsa ve bu kaynıyorsa bakın burada da buharlar uçuşuyor arkadaşlar. Demek ki burada da gaz halini göreceğiz. Yani 3 halinde gözlemleyebiliriz. Katı, sıvı ve gaz. Cevabımız A. 12. Mert'in bardağa koyduğu daire bir süre sonra eridi. Mert bu bardağı eline alınca bardak elinden kayıp yere düştü. İçindeki yıldız etrafa yayılıp yerleri ıslattı. Bu olayda daire ve yıldız yerine aşağıdakilerin hangisinde verilenler yazılmalıdır? Arkadaşlar, bir maddenin erimesi için onun katı bir madde olması gerekiyor. Peki bize burada verilenlerden hangisi katı arkadaşlar? Tabii ki buz. Sonrasında bakın yıldız yerleri ıslatmış. Demek ki arkadaşlar bu da sıvı bir madde. Tabii ki bu sıvımız da su arkadaşlar. Cevabımız A. 13. Elif ellerini yıkamak için banyoya gittiğinde sıvı el sabununun bittiğini fark etmiştir. Banyo dolabında üzerinde etiket bulunan bir şişede gördüğü beyaz renkli sıvının sabun olabileceğini düşünmüştür. Elif bu düşüncesinin doğru olup olmadığını anlamak için aşağıdakilerden hangisini yaparsa uygun olur? A. Sıvıyı burnuna iyice yaklaştırıp koklamalı. Arkadaşlar, ne olduğunu bilmediğimiz cisimleri koklamıyoruz. Bu yanlış bir davranış. B. Sıvıyı eline döktükten sonra ellerini yıkamalı. Yine ne olduğunu bilmediğimiz maddeleri elimize dökmüyoruz. Derimiz için çok tehlikeli olabilir. C. Şişenin üzerindeki etikette yazılanları okumalı. Evet, böylece üzerindeki uyarı işaretlerini ya da içerisinde ne olduğunu anlayabilir. Bu yüzden de en uygun cevabımız C şıkkı. 14. İçinde sıvı madde bulunan bir şişenin üzerinde şekildeki işaret vardır. Bu sıvı madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar bakın, bir yere dökmeyin diyor. Demek ki oraya zarar verebilir. Aynı şekilde elinize de dökmeyin diyor. Elinize zarar verebilir. A. Yalnızca el temizliğinde kullanılmalıdır. Bakın burada el temizliğinden zaten bahsetmiyor arkadaşlar. Ve elimize dökersek zarar verebileceğinden bahsediyor. B. Hiçbir yere dökülmemeli ve dokunulmamalıdır. Evet, bakın bu uygun arkadaşlar. Hiçbir yere dökmüyoruz. Çarpı işareti. Elimize de döküp elimizle dokunmuyoruz. Demek ki cevabımız B şıkkı. 15. Bir kaptaki buz ısıtıcı ile ısıtıldıktan sonra kapta hiç buz kalmadığı, bir miktar su olduğu gözlenmiştir. Bu gözlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Arkadaşlar, buzu ısıtıcı ile ısıttığımız için bir süre sonra erimiştir ve sıvı hale gelmiştir. A. Buz başka bir maddeye dönüşmüştür. Hayır, buz sadece arkadaşlar hal değiştirmiştir. Hal değiştirmek başka bir maddeye dönüşmek değil. O yüzden yanlış. B. Buz tamamen erimiştir. Evet, hiç buz kalmadığına göre
Demek ki buzun hepsi erimiş arkadaşlar. O yüzden cevabımız B. 16. Daire ve üçgen ile gösterilen iki farklı maddenin sahip olduğu özellikleri tabloda tik ile işaretlenmiştir. Buna göre bu maddeler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar dairemize bakıyoruz. Kırılgan ve kokusuz olacakmış. Cam kırılgan ve kokusuzdur. Doğru. Porselen tabak da aynı şekilde. Ama pamuk kırılgan değil. Şimdi üçgene bakıyorum. Esnek bir maddeymiş ve kokusuzmuş arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde ne vardı? Bakın tahta kaşık ve bulaşık süngeri. Hangisi esnek arkadaşlar? Tabii ki bulaşık süngeri. Tahta kaşık esnek değil. Zaten B şıkkını biz önce denemiştik. En uygun cevabımız A şıkkı. Cam kırılgan ve kokusuz. Bulaşık süngeri de arkadaşlar gördüğünüz gibi esnek ve kokusuz. Cevabımız A. 17. Aşağıdakilerden hangisi maddelerin vücudumuza vereceği zararlardan korunmak için yapmamız gerekenlerden biridir? A. Kırılgan maddeleri kullanmadan önce çatlak olup olmadığına bakmak. Evet arkadaşlar bu önemli. Örneğin bardakta bir çatlak varsa biz onu kullanırken bize zarar verebilir. Kırıldıktan sonra elimizi falan kesebilir. O yüzden bu doğru bir cevap. Diğer şıkları inceleyelim. Boya, yapıştırıcı ve çamaşır suyu gibi maddeleri kullanmadan önce koklamak. Bu hatalı bir davranış arkadaşlar. Burnumuza, ciğerlerimize bize zarar verebilir. O yüzden yanlış. C. Elektriğe bağlı aletlerin yıpranmış kablolarına dokunmak. Bakın yıpranmış kablolar arkadaşlar elektrik çarpmalarına neden olabilir. Çok hatalı bir davranış. O yüzden yanlış. Doğru olan cevabımız A. 18. Soğuk bir kış akşamında sokakta yürüyen Ahmet çatılardan buzların sarktığını görür. Ertesi gün öğle saatlerinde de güneşin etkisiyle çatılardaki buzların eriyip yerde su birikintisi oluşturduğunu görmüştür. Buna göre Ahmet suyun aşağıdaki hallerinden hangilerini görmüştür? Çatılarda buz varsa arkadaşlar burada katı halini görmüştür. Sonra güneşin etkisiyle buzlar erimiş ve suya dönüşmüş. Burada da ne olacak arkadaşlar? Sıvı hali. Bakın buharlaşmadan gaz olmaktan bahsedilmiyor. O yüzden bu gaz olmaz. Katı ve sıvı halini görmüştür. Cevabımız B. 19. Fen bilimleri öğretmeni bir öğrencinin gözünü kapatarak eline bir cisim veriyor. Bu öğrenci cismin esnek ve pürüzlü olduğunu söylüyor. Buna göre öğrencinin özelliklerini söylediği cisim aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Bulaşık süngeri. Evet olabilir. Esnektir ve yüzeyi pürüzlüdür arkadaşlar. Cevabımız A. Cam bardak pürüzsüzdür ve esnek değildir. Ayna aynı şekilde pürüzsüzdür ve esnek değildir. Kırılgandır. Cevabımız A. 20. Ayşe ve dedesi nesi var oyununu resimdeki odada oynuyor. Dede odada olan bir eşyayı seçiyor ve Ayşe'ye söylemiyor. Ayşe ise dedesinin seçtiği eşyayı bulabilmek için her seferinde nesi var sorusunu soruyor. Dedesi her soruya karşılık seçtiği eşyanın bir özelliğini söyleyerek Ayşe'nin bu eşyayı bulmasını sağlıyor. Ayşe bu eşyayı doğru belirlediğine göre Ayşe'nin dedesi hangi eşyayı seçmiştir? Bakalım nesi var? Kırmızı rengi. Kırmızı renklere bakıyoruz arkadaşlar. Burada vazo ve burada da gördüğünüz gibi bir yastık. Bastonu da olabilir. Nesi var? Serttir demiş. Evet buradan yastığı eledik. Ne kaldı elimizde? Bakın baston ve buradaki vazo. Nesi var? Kırılır demiş. Tabii ki vazo arkadaşlar. Bakın demir baston demiş. Demir baston kırılmaz ama porselen vazo kırılabilir. Bakın burada da kırılır demiş. O yüzden cevabımız A. 21. Dolabıma bir şey sakladım. Özelliklerini de tabloya işaretledim. Bilin bakalım bu nedir? Sertmiş, kırılganmış ve kokusuzmuş. Paket lastiği arkadaşlar sert değildir ve kırılgan da değildir. O yüzden paket lastiğini eledik. Cam bardak olabilir. Serttir arkadaşlar. Kırılgandır ve kokusuzdur. Cevabımız B. Karton kutu arkadaşlar. Bakın sert değil. Aynı zamanda kırılgan değil. O yüzden cevabımız B. 22. Öğretmen aşağıdaki 3 deney malzemesinin görselini sınıftaki tahtaya asmıştır. Isıtıcı, kimyasal madde, cam kap. Öğretmen bir deneyde bu malzemeleri kullandığımızda alınması gereken güvenlik önlemlerini birlikte yazalım demiştir.
Buna göre öğrencilerin verdiği aşağıdaki cevaplardan hangisinin güvenlik önlemleri etiketine yazılması uygun değildir? Bize yanlış olanı soruyor. A. Isıtıcıyı öğretmenden yardım alarak kullanalım. Evet, ısıtıcıyı kullanmak arkadaşlar tehlikeli olduğu için öğretmenden yardım almalıyız. Bu doğru. B. Şişedeki sıvıyı kullanmadan önce koklayalım demiş. Arkadaşlar burada kimyasal bir madde olabileceği için, bakın üstünde de zaten dikkat işareti var, burnumuz için tehlikeli olabilir. Zaten bilmediğimiz her şeyi koklamamalıyız. O yüzden bu yanlış bir davranış. C. Cam kabı kullanmadan önce çatlak olup olmadığını kontrol edelim. Evet, kırılıp bize zarar verebilir. Bu da doğru bir davranış arkadaşlar. O yüzden yanlış cevabımız B şıkkı. 23. Başlangıçta boş olan bir kavanoza, bardağa ve balona çeşitli maddeler konuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin içine konulan madde gaz haldedir? Bal kavanozu arkadaşlar, limonata bardağı, uçan balon. Bakın uçan balonun içinde ne vardır arkadaşlar? Gaz vardır. O yüzden cevabımız C. 24. Ayşe'nin bilinçsiz ilaç kullanımını engellemek için ne yapmalıyız sorusuna arkadaşlarının verdiği cevaplar aşağıdaki gibidir. İlaçların etiketlerini okumalıyız. İlaçların tatlarını ve kokularına bakmalıyız. İlaçları doktorların önerdiği dozda kullanmalıyız. Buna göre kimlerin söylediği doğrudur demiş. Arkadaşlar ilaçların etiketlerini okumalıyız. Bu doğru bir davranış. İlaçların tatlarına ve kokularına bakmalıyız. Bu kesinlikle ve kesinlikle yanlış arkadaşlar. Sakın evdeki ilaçların tadına bakmıyoruz. Bizlere çok büyük zararlar verebilir. İlaçları doktorların önerdiği dozda kullanmalıyız. Yine bu da doğru bir davranış. Ali ve Deniz doğru söylemiş. Cevabımız C. 25. Ahmet maddenin halleriyle ilgili sınıf etkinliğinde paketli gıdaları kavanozlara boşaltıyor. Daha sonra üzerlerine katı ve sıvı olmalarına göre etiket yapıştırıyor. Buna göre Ahmet hangi etiketi yanlış yapıştırmıştır? Zeytinyağı sıvıdır arkadaşlar. Bu doğru. Un sıvı demiş. Yanlış arkadaşlar. Un da şeker gibi katı bir maddedir. Toz şeker de katı, yani doğru bu. Ancak un sıvı değil arkadaşlar. Yanlış. Cevabımız B. 4. ünitemizin çözümleri burada bitti arkadaşlar. 5. ünitede tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.